Herkese merhaba. Bugün JavaScript uygulamalarımızın beşincisi olan rastgele alıntılar projesi yapacağız. Bu uygulamamızda ünlü kişiler tarafından söylenmiş sözleri ekranda göstereceğiz. Bunu yaparken bir API kullanacağım. API'ın linkini de açıklamalar kısmını bırakıyor olacağım. Bu şekilde şuradaki tuşa bastığımızda yazılar değişiyor. Arkadaki renk de değişiyor yazıyla birlikte. Daha sonra istersek tweet atabiliyoruz bu sözü. Şöyle bastığımızda Twitter'a gidiyor. Şimdi hazırsanız projeye yapmaya başlayalım. İlk olarak API'yi göstereyim. API'in JSON çıktısı şu şekilde. Text ve author yani söz ve kimin söylediği. Ben JavaScript tarafında bunu çekip rastgele içerisinden bir tane söz alıp ekrana basıyorum. Burada yaklaşık 1600 civarı bir data vardı. Şimdi başlayalım. index.html main.css ve main.js. HTML tarafını çok uzatmadan hemen yapmak istiyorum. Her zamanki gibi yine Bootstrap kullanacağım ve FontFSim kullanacağım. Onların dosyalarını ekleyelim. CSS'i alıyorum. Sonra Bootstrap'in JavaScript dosyalarını da alıyorum. Şimdi diyorum. FontFSim'i da ekleyelim. Kodları da aynı zamanda GitHub'a atıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz kodlara indirip. Ve son olarak da font ekleyeceğim. Fontu da yine Google Fonts'tan ekliyorum. Sonra kendi CSS dosyamı ve script dosyamı ekliyorum. Main.css. Bir de JavaScript dosyamı ekleyeceğim şuraya. Main.js. Tasarım olarak çok sade bir tasarımımız var zaten. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi bir container kısmıyla başlıyorum. Daha sonra o beyaz kısma denk gelecek yeri ayarlıyorum. Class diyorum. Buna kendim bir class ismi veriyorum. Box. Container'da
Bootstrap'ten gelen bir class. Daha sonra buna div class bir tane row ekliyorum. Div class call md 12 ekliyorum. Content diyorum. Content'in içinde neler olacak? Bir tane bir id diyorum. Buraya text diyorum. Bir p daha ekliyorum. Bunun da id'si outer olacak. Daha sonra bir div daha ekliyorum. Burada da tweet, yani Twitter şey ikonu. Burada da bir Twitter ikonu ve yazıyı değiştirecek bir buton olacak. Button grup ekliyorum bir tane. Buton diyorum. Class btn btn lights bir de yazı boyutunu büyütelim yine. BTN Lite dedim. İçerisine de Twitter ikonu ekliyorum. Class diyorum. Fab Fa Twitter. Bunu kapatıyorum. Daha sonra bir buton daha ekliyorum. Buna da class BTN BTN Light diyorum. Buraya da bir ikon daha ekliyorum. Class Fuzz Fa Retweets. HTML tarafımız bu kadar. CSS tarafıyla devam edelim. CSS tarafımızda da bu sefer çok bir şey yok. Hemen şöyle önce body'ye bir renk verelim. Background color orange diyorum. Box ID'mize ID olarak mı eklemiştik, class olarak mı, bakalım bir. Şimdi bir ID yapalım. Tamamdır. Box'a bir width değeri veriyorum. Yani genişlik. Bu %50, yani ekranımızın %50 bir kısmını kaplayacak. Height diyorum. Alt olsun. İçeriye göre otomatik olarak belirlenecek. Position diyorum. Absolute diyorum. Top diyorum. 25, yani yukarıdan %25'lik kısım kadar aşağıda olacak. Left diyorum. Bu da soldan %25 dik kadar içeride olacak. Sonra content kısmına geliyorum. Class'ıma background color diyorum. White olacak. Ya white olarak da yazabilirsiniz bunu. Şu şekilde FFF olarak da yazabilirsiniz. Height yine alt olacak. Border
2 piksel solid. Gerçi border vermemize gerek yok. Kaldırabiliriz. Border radius verebiliriz. Border radiuslarımız da nasıldı? Şu şekilde bakalım. Sol üst köşe ve sağ alt köşeye de bir border radius var. Diğer taraflar normal şekilde kalıyor. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. 15 piksel 0 15 piksel ve 0 olarak. Bir de iç boşluk bırakalım. Padding 50 piksel. Bir de batım gruplarımıza text engine verelim. Right olsunlar. Ve margin top verelim. Yani yukarıdaki nesneler arasındaki uzaklık da 10 piksel olsun. Şimdi tasarımımıza bir bakalım. Şuradan geliyoruz. İndeksin üstüne Open with Live Server ile açıyoruz. Boş olarak geldi bu şekilde. Şimdi API'yi kullanarak verileri çekip ekranda gösterelim. Önce var diyorum. Code. Bir array olduğunu belirtiyorum. Bir de renklerin tutulduğu bir array'im vardı benim. O hazırdı. Onu alıp buraya yapıştıracağım direkt. Bu array'e colors array'in içine siz istediğiniz renk kodlarını da ekleyebilirsiniz daha sonradan. Şimdi alıntıları çektiğim fonksiyonu yazacağım. Function diyorum. Get code. Daha sonra return diyorum. Burada API'yi fetch komutuyla çağıracağım. API'mın adresi neydi? Şu. Bunu kopyalıyorum. Geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra then diyorum. Response. Response.json diyorum. Sonra birden daha yazıyorum. Data diyorum. Code en başta oluşturduğum bir code array'im vardı. Code diyorum. Eşittir diyorum. Data diyorum. Yani gelen datayı code array'imin içerisine yaz. Tamamdır. Burada yazacak ama ben ekranda henüz göstermesini sağlayan fonksiyonu yazmadım. Bunun için de şu şekilde hem açayım. Şu butona tıkladığımda burayı değiştirecek kodu. Hem de orada direkt onu da çağırabileceğim. Şöyle function diyorum. Change diyorum. Var count diyorum. Burada API'mdan gelen verilerin sayısını öğrenmek istiyorum. Code diyorum. Length. Kaç tane data varsa bunun sayısını verir bize. Sonra random olarak
bu yazıları göstereceğim için de bir random numara üretiyorum. R nedir? Nap diyorum. Random sayıda nasıl oluşturuyorduk? Mat, floor ve bunun içerisine mat, random diyorum. Ve bunu da bulduğum count sayısıyla çarpıyorum. Daha sonra document diyorum. Get element by id. Text diyorum. Inner text. Ve quotes'taki rnd nump item'ı bul ve bana bunun tekstini yaz diyoruz. Daha sonra aşağıya da yazarın ismini yazacağız. Author diyorum. Inner text diyorum. Başında bir tire işareti eklemek istiyorum ve tekrar quotes diyorum. RND nump numaralı elemanı bul ve bana bunun author'ını getir. Daha sonra bir de ekranımdaki rengin de değişmesini istiyorum. Bunun için de ayrı bir random oluşturacağım. Toplam 12 tane renk var burada. RND color nump diyorum. Mat diyorum. Floor diyorum. Daha sonra mat diyorum. Random diyorum. Ve 12 ile çarpıyorum. Daha sonra document body style background color. Şurada. Ve colors array'imden RND color nump'a denk gelen elemanı bul diyorum. Bu şekildeydi ve şurada da fonksiyonu çağıralım. OnClick'imizi buraya verelim. Change bir kontrol edelim. Gelmedi. Bir bakalım neden oldu bu. Çünkü fonksiyonu çağırmamıştık. Fonksiyonumuzu çağıralım. Main.js tarafına geliyorum. Altta get quotes diyorum. Quotes array'ine data'ya atadıktan sonra change fonksiyonu da çağırmamız gerekiyor. Bunu da çağırdıktan sonra bir kontrol edelim. Bir kapatayım. Evet, geldi. Bu butona tıkladığımda yazılar değişiyor. Arka plan rengi de değişiyor yazıyla birlikte. Daha sonra bunu tweet olarak atma fonksiyonumuzu da yazalım. Onun da kodu çok basit. Bu şekilde function diyorum. Var diyorum. Text diyorum. Yazan text alalım. Neydi? Document. Get element by id. Text. Nokta inner text diyerek yazıyı alıyorum. Daha sonra window
Location. Hedef diyorum. Daha sonra HTTPS twitter.com intent bunu daha önce bulmuştum. Şuraya direkt kopyalayayım bunu. Tweet diyorum. Sonra hashtag demek istiyorsak hashtag de ekleyebiliyoruz. Şuradan hashtag diyorum. Eşittir. Bir damla yazılım ekliyorum. Ve ne yazmasını istiyorum? Text diyorum. Eşittir. Artı. Encode URI components ekliyorum. Aşağıya geçireyim. Daha iyi görelim. Şu şekilde. Component diyorum. Sonra de bir çift tırnak ekliyorum içerisine ve şekilde text ekliyorum. Tekrar bir çift tırnak ekliyorum ve bitiriyorum. Sonra index sayfama geliyorum. Twitter butonuma da 10 click share tweet fonksiyonunu ekliyorum. Ve bu kadar. Tekrar dönersek bu şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar bir tweet atma kısmına tıklıyorum. Bu şekilde bizi Twitter sayfasında yönlendiriyor. Bugünkü projemiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.